Kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle 11 Temmuz, Srebrenica soykırımını uluslararası düşünme ve anma günü münasebetiyle 29 yıl önce bugün acımasızca katledilerek soykırıma uğrayan Srebrenica şehitlerimizi rahmetle anıyor, dost ve kardeş Bosna Hersek halkının acısını paylaştığımızı ifade etmek istiyoruz. Yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle de demokrasimize ve milli iradeye kasteden FETÖ'cü hainlere karşı dimdik durarak vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla son bir haftada 28, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 632'si Irak'ın, 723'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1355 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin Dergele, Miska köylerinde savunmasız sivillerden gasp ettiği evler ile Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda tank savar silahı, çok namlulu roket atar lançer sistemi, roket atar, bomba atar, doçka makineli tüfek, piyade tüfeği ile bunlara ait mühimmat, el ve sis bombaları, el yapımı patlayıcı, antipersonel mayını, telsiz, termal ve el dürbünü, çeşitli çaplarda top ve havan mühimmatı ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. Bu vesileyle 4 Temmuz'da Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkam uzman çavuş Cebrail Acar'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 338 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3'ü terör örgütü mensubudur. 929 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6.367, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 64.362 olmuştur. Ayrıca son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 38 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam etmektedir. 5 Temmuz'da Nijer'in Ankara Büyükelçisi'ni kabul eden Sayın Bakanımız, Washington'da icra edilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmektedir. Sayın Bakanımız zirve kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın ikili ve heyetler arası görüşmelerine katılmakta, bazı müttefik ve ortaklık ülkeleri savunma bakanları ile görüşmeler gerçekleştirmekte, çeşitli forum ve oturumlara iştirak etmektedir. Öte yandan Türkiye ile Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler 2024 yılı uygulama planı kapsamında donanma komutanımız Koramiral Kadir Yıldız tarafından 8-9 Temmuz'da Yunanistan donanma komutanı ziyaret edilmiştir. Bu arada büyük bir gururla 50. yıl dönümünü idrak edeceğimiz Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlam ve önemini vurgulamak, adaya huzur getiren harekatın başarısını geniş katılımlı bir şekilde kutlamak maksadıyla bakanlığımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının koordinesinde kahraman Kıbrıs gazilerimiz ve yakınlarının da katılacağı resmi törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretleri, TCG Anadolu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liman ziyareti ve 50 gemiyle denizde geçit töreni, Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi ve muharip uçak geçişi, 50 pare top atışı, Bando ve Mehteran Birliği ile ünlü sanatçıların katılımıyla konserler, Mutlu Barış Harekatı semineri, konferansı, sempozyumu, makale yarışması, spor müsabakaları, ağaç dikimi, belgesel ve film gösterimleri ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyetin icra edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 50. yıla özel anı pulu ve madeni para basımı yapılacaktır. Yine bakanlığımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile
Lefkoşa Büyükelçiliğimizin işbirliğiyle 20 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa'da bulunan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nde 50. yıl sergisi açılması, 19 Temmuz'da Girne Yavuz Çıkarma Plajı'nda Şafak Nöbeti etkinliği düzenlenmesi planlanmaktadır. Değerli basın mensupları, İsrail, Filistinleri katletmekle kalmadığı gibi hayatta kalan Filistinlere de her türlü zulmü ve işkenceyi yaşatmaktadır. Hastane ve okulları hedef alan ve her geçen gün saldırıların şiddetini arttıran İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek Filistin topraklarına yönelik bazı yerleşimleri yasallaştırma kararı, işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının açık bir göstergesidir. Saldırılarını bitirme, ateşkes görüşmelerine ve bu yönde atılan kararlara uyma niyetinde olmadığını gösteren İsrail karşısında uluslararası toplumun kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleriyle eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda 1-12 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da Türkiye-Özbekistan Özel Kuvvetler, 4-14 Temmuz tarihleri arasında ise Batı Karadeniz'de Breeze tatbikatları devam etmektedir. Belçika Deniz Kuvvetleri'ne ait Louis Marie gemisi tarafından 4-7 Temmuz tarihleri arasında, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Vice Admiral Constantin Balescu gemisi tarafından ise 6-8 Temmuz tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri yapılmıştır. İtalya Deniz Kuvvetleri'ne ait Francesco Mimbelli gemisi tarafından 11-15 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait Oriku gemisi tarafından 12-17 Temmuz tarihleri arasında, Almanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Pegnitz gemisi tarafından ise 16-19 Temmuz tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri icra edilecektir. NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 kapsamında TCG Gaziantep Fırkateynimiz tarafından Kanada ve Bulgaristan'a ait gemilerle 3 Temmuz 15 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de çok yüksek hazırlıklı deniz görev kuvveti görevine katılım sağlanmaktadır. Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG Kınalıada korvetimiz Singapur'un ardından Sri Lanka'ya liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Korvetimiz yarın bir sonraki liman olan Umman'a seyre başlayarak 18-21 Temmuz tarihleri arasında Umman'ın Maskat Limanı'nı ziyaret edecektir. Diğer yandan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde Türkiye Açık Deniz Yarış Spor Kulübü organizasyonu ile TAIK Akba 53. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı 13 Temmuz'da Emirgan İstanbul'da başlayacak ve 18 Temmuz'da Göcek Muğla'da son bulacaktır. 8-12 Temmuz tarihleri arasında Açık Semalar Anlaşması kapsamında nakliye uçağımız tarafından Gürcistan hava sahasında gözlem uçuşu gerçekleştirilmektedir. Bugün NATO geliştirilmiş hava polisliği görevi kapsamında Romanya hava sahasında Birleşik Krallığa ait uçaklarla icra edilen ikili eğitim görevine 4 adet F-16 uçağı ile tanker uçağımız katılım sağlamaktadır. Söz konusu görevde Finlandiya ve İspanya'ya ait uçaklar da yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz insani yardım faaliyetleriyle orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde destek vermeye devam etmektedir. Rezerv güç kapsamında bugüne kadar 8 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 21 helikopter ile 671 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır. Değerli basın mensupları, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığın artırılması faaliyetlerine de devam edilmektedir. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda DROPS tekerlekli konteyner taşıyıcı aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci 6 ayı için 217.871 lira 4 kuruş olarak belirlenmiştir. 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.